kimileri için kutlama, kimileri için anma günlerinden yalnızca bir tanesi olan Babalar Günü için Cruyff'u seçtim bizlere. Kendisi elbette pek çok şık hareketin ve zorluk derecesi yüksek gollerin babası. Bir de Cruyff'un babasından bahsedelim mi? 1959 yılında 45 yaşındayken kaybediyor babasını Cruyff. Kendisi 12 yaşında küçük bir çocukken. Babasının yüksek kolesterol sebepli bir kalp krizi geçirdiğini sonraları öğreniyordu Cruyff. Hatta uzun süre kendi kaderinin bu olacağına inanmıştı. Taraftarlarından habersiz 50 yaşını göremeyeceğine bile inanıyordu. Cruyff'un beklediği oldu ve babasıyla aynı yaşlarda Barcelona'yı çalıştırırken kalp rahatsızlıkları başladığında pek şaşırmadı. Yıllardır bu ihtimali hazırlamıştı kendini. 30 yıl sonra tıp tarafından kurtarılma ihtimali dışında. Cruyff'un çocukluğu Ajax stadının hemen yakınındaki mezarlıkta çok sık bir şekilde babasını ziyaret ederek geçmiş. Okuldan, futboldan, beğenmediği hakemlerden sık sık babasına bahseden, hatta hayatıyla ilgili aldığı zor kararlarla ilgili de babasına bu yolla danıştığını, her sabah kalktığındaysa doğru cevapla uyandığını kendisiyle ilgili kitapta paylaşıyor Cruyff. Hatta bir defasında artık 20'li yaşlarda, hala Amsterdam'da, evli ve sürekli ilk 11'de oynuyorken, yani her şey yolundayken, Ajax'ta iç çekişmelerin olduğu ve Cruyff'un hala babasına aynı yolla kararlarını danışıyor olduğu bir dönemde, kuşkularının biraz arttığı bir dönemde, aklındaki sorulara ve kuşkulara destek olmak için babasını çağırmaya karar veriyor Cruyff. Evet, pek dindar olmadığını da ekleyerek babasının gerçekten onun yanına gelmesini, gidenin geri gelmeyeceğine olan inancıyla beraber yine de diliyor. Cruyff babası tarafından duyulduğunu, dileklerinin ve kuşkularının ona vardığını hissetmek için saatini durdurmasını diliyor. Evet, gerçekten bunu istiyor. Babası onu duyuyorsa sabah uyandığında saati duracaktı. Cruyff uyandığında saatinin durmuş olduğunu gördü. Saati tamire götürdüğünde sorun yoktu. Hatta çok zaman geçmeden saat tekrar çalışmaya başlamıştı. Ertesi sabahta saatin durduğunu gören Cruyff artık babasının onu duyduğuna kesinlikle inanıyor. Cruyff bu deneyimden sonra babasına söylediği her şeyin babası tarafından duyulduğuna inandı. Ve bir daha saati hiç durmadı. Biz de bizleri her yerde ve her zaman duyduklarına inanmaktan vazgeçmesek nasıl olur? Babalar günümüz kutlu olsun.